Evet arkadaşlar. Bugün sizlere protein sentezini anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, protein sentezine şifre veren DNA zinciri, anlamlı zincir dediğimiz zincir vardır. DNA'daki genetik şifreye göre ribozomda amino asitlerden protein molekülü yapımına protein sentezi denir. Ve protein sentezinde şifre veren DNA zinciri anlamlı zincir denir. Anlamlı zincirin karşısı tamamlayıcı zincir olur. DNA'dan da RNA sentezine transkripsiyon yani yazılma denir. mRNA'dan polipeptit sentezine ise translasyon adı verilir. Şimdi bakalım protein sentezine şifre veren DNA zincirine anlamlı zincir dedik. Anlamlı zincirin karşısına tamamlayıcı zincir gelmek zorundadır. Bir gen proteini doğrudan oluşturmaz yani. Önce DNA'daki bilgiyi RNA'ya aktarır. Daha sonra ise RNA ise protein sentezini programlar. Şöyle olacak arkadaşlar. Şimdi DNA'mız bizim şifreyi verecek. Gen aktarımı için şifreyi verecek RNA'ya. RNA bunu taşıyacak ve bu şekilde protein sentezi gerçekleşmiş olacak. Bu arada da görev yapan bazı programlar olacak. Yazılma ve okutma gibi. Yazılma dediğimiz transkripsiyon, okutma dediğimiz translasyon diye adlandıracağız. Transkripsiyon DNA'dan mRNA sentezine denilecek. Translasyon da mDNA'dan polipeptit sentezine denilecek. Şimdi biraz daha net açıklayalım. Şimdi proteinlerin yapı taşları nelerde? Amino asitlerde. Proteinlerin yapı taşları amino asitleriydi yani monomerleri. Amino asitlerin dehidrasyonu sonucu da ne oluşuyordu? Proteinler oluşuyordu. Komşu amino asitler birbirleriyle peptit bağları kurarak proteinleri oluşturuyorlardı. Ve burada da kaç tane amino asit girdiyse onun bir eksiği de su molekülü açığa çıkıyordu. Bakalım mesela DNA'da ATGS diye sentezlenen bir şifre mRNA'daki karşılığı UASG şeklindedir arkadaşlar. Şimdi transkripsiyondan bahsedelim. Bu yazılma ve yazılım anlamındadır ve DNA'yı oluşturan nükleotit dizisinin RNA polimeraz enzimi tarafından bir RNA dizisi olarak kopyalanması sürecidir. Başka bir deyişle de DNA'dan RNA genetik bilginin aktarımıdır diyebiliriz. Ökaryotlarda çekirdekte gerçekleşir transkripsiyon. DNA'nın tamamı birden açılmaz. Sadece protein sentezine belirli bir kısmı şifre verecek, protein sentezine şifre verecek kısmı açılacak. Buna bağlı olarak da mRNA'nın sentezi gerçekleşecek. mRNA sentezi gerçekleştikten sonra ise ökaryot bir hücre ise çıkarak ribozoma doğru gidecek. Şimdi bakın şurada anlamlı zincirimizi görüyorsunuz. RNA nükleotitleri de bu anlamlı zincirlerin karşısına gelerek şifremizi alacaklar. Mesela ne olacak o zaman? Adenin ne olacak? Urasil. Adenin evet urasil olacak. Timin, adenin, guanin, sitozin, urasil, timin, adenin olacak. Bu şekilde özetleyebiliriz. Translasyon dediğimiz ise arkadaşlar mRNA'daki bilginin okunarak proteindeki amino asit bilgisine dönüştürülmesine translasyon diyor, deniliyor. mRNA gelmiş mesela küçük alt birime tutunmuş. mRNA'da küçük alt birime tutununca bunun üstüne büyük alt birim gelmiş. Bu sefer tDNA'lar amino asitleri taşıyarak protein sentezini gerçekleştirmiş olacak. Bakalım şurada mesela DNA ne yapıyor? RNA'ya, mRNA'ya şifre verecek ya, işte buradaki yazılıma transkripsiyon deniliyor. mRNA'dan ise protein sentezi
gerçekleşmesi sırasında da gerçekleşen işleme de translasyon deniliyor. Şimdi bu örneğimize bakalım arkadaşlar. DNA'da mesela TAS, STG, SS ve ATT kod ya da kodonları verilirken bunun mRNA'da karşılığı AUG, GAS, GGG, UAA'dır. Bu kodlar oluşmaktadır. mRNA'ya bu şekilde geçmektedir bu kodlar. Bu kodlar ise, bakın bu kodlar, mRNA'daki bu kodlar ise tRNA'ya şu şekilde geçmektedir arkadaşlar. Şöyle gösterecek olursak, tRNA'da bunun karşılığı UAS, SUG, SSS, AUA'dır. Ve bunlara da antikodon diyoruz. Bakın DNA'da bu kod ya da kodon olarak adlandırılırken mRNA'da kod, tRNA'da ise bunun adı antikodondur arkadaşlar. Ve bunlar ne yapıyorlar? Mesela bu birinci şifremiz olsun. Bu da 62. şifremiz olsun. Ne olacak o zaman? Birinciden başlayacak başlama bizim kodonumuz ya bu. AUG başlama kodonumuzdu. Protein sentezi başlayacak. Ne olacak? Başlayacak, başlayacak, başlayacak. Devam edecek. Buradan bakın buraya kadar amino asit sentezi gerçekleşmiş olacak. Fakat mRNA'da bakın 62. kodonda durdurma kodonu olduğu için tRNA'da bunun antikodon karşılığı yoktur. Bu stop kodonudur arkadaşlar. 62. kodonumuz stop kodonudur. Genetik şifre videomuzda bunu anlatmıştık. 62. stop kodonumuzdur bizim. O yüzden bunun tRNA'da bir karşılığı yoktur. Ve o yüzden de 61 tane amino asit sentezlenmiş olacak. 62 tane değildir. 62. amino asitimiz yoktur. Antikodon karşılığı olmadığı için de protein sentezine amino asit şifrelememiş olacak arkadaşlar. Mesela sana dedi ki 1200 nükleotitten oluşan DNA protein sentezine şifre verirse bunu 12 yapalım. Üçlü olduğu için 4 grubu olacak. 4 tane grubun bir tanesi stoptur diyeceksin. Kalanlar amino asit şifreler. O zaman 3 diye adlandıracaksın. Ve 1200 tane nükleotit var. Üçlü gruplandırılırsa 400 grup yapar. 400 tane grubun bir tanesi stop olacak. Yani 399 amino asit sentezlenir. N-1'den yola çıkaraktan böyle düşünüyoruz. Ve 399 amino asit sentezlenir. N-1'den de bunun su molekülü açığa çıkardı. 398 de su açığa çıkmış olur. Şimdi polizoma bakalım arkadaşlar. Bu nedir? Hücre içerisinde protein sentezi gerçekleştirdiği esnada DNA tarafından oluşturulan mesajcı RNA yani mRNA molekülü aynı proteinden birden fazla sentezleme durumu gerçekleştiği sırada sentezi meydana getirecek olan protein sayısı kadar ribozoma tutunur. Böylece birden fazla ribozom aynı anda tek bir mesajcı RNA tarafından birleştirilmiş olur ve bu şekilde çoklu ribozom oluşumuna poliribozom, poli çok demekti. O yüzden poliribozom da denir. Biz buna polizom da diyebiliriz. Bu, ribozomlar yan yana dizilir. Bunda bakın görüyorsunuz zaten. Ribozomlar şunlardır. Mor olanlar ribozomlar yan yana diziliyor. Diyelim ki senin X proteinine çok ihtiyacın var. O yüzden bir tane çekirdeğinden mRNA çıkartıyorsun. Mesela çekirdekten bir tane mRNA çıkartıyorsun. mRNA gidiyor. Yan yana dizilmiş ribozomlara tutunuyor. Şunlara bakın görüyorsunuz geliyor. Yan yana dizilmiş ribozomlara tutunuyor. Ribozomlardan tek bir şifre geçerek görüyorsunuz. A, U, G dediğimiz tek bir şifre geçerek aynı anda aynı X proteinden üretmiş oluyorsun. Polizom da buna deniliyor. Şimdi kısaca özetleyelim protein sentezi sırasında gerçekleşen olayları bir de sırasıyla anlatalım. Şimdi önce ne oldu? DNA'nın protein sentezine kalıplık edecek
bölgede iki iplik RNA polimeraz ile açılıyor. DNA'mız iki iplikli ya bizim. Bu iki ipliği RNA polimeraz açıyor. Daha sonra DNA'nın anlamlı zincir üzerinden RNA polimeraz enzimi ile mRNA sentezleniyor. Bu olaya da biz yazılma diyorduk. mRNA sentezine kalıplık eden DNA ipliğine ise kalıp iplik diyoruz. Bunun karşısındaki şifre vermeyen ipliğe de anlamlı iplik diyoruz. Ve şifreyi alan mRNA çekirdek zarında bulunan porlardan sitoplazmaya geçiyor. Daha sonra ise mRNA ribozomun küçük alt birimlerine bağlanması ile translasyon olayı başlıyor. mRNA'nın başlatma kodonu geliyor. Neydi bu başlatma kodonumuz? A, U, G'ydi. Ribozom tarafından bu okunuyor. Ve A, U, G kodonunun karşılığı olan U, A, C antikodonuna sahip tRNA, biraz önce bunu slaytımızda, sayfamızda göstermiştik. tRNA'nın karşılığı bu oluyor. Bakın mRNA'da A, U, G başlarken bunun tRNA'da karşılığı U, A, C'dir. Bu antikoduna sahip tRNA sitoplazmada metiyoninin amino asidini kendine bağlıyor. Ve bu sırada da tabii ki enerji harcanıyor. tRNA taşıdığı metiyoninin amino asidini mRNA'nın başlatma kodonunu karşılık gelecek şekilde ribozoma getiriyor. Ne oldu şimdi? İlk amino asit ribozoma getirildikten sonra ribozomun büyük alt birimi küçük alt birimine bağlanıyor ve böylece protein sentezi başlamış oluyor. Daha sonra ise tRNA'nın antikodonu mRNA kodonuna bağlanınca protein sentezi başlıyor. DNA genetik şifresini ribozomlara getiren mRNA'daki şifrenin okunmasına da translasyon deniliyor. Ve daha sonra da taşınan amino asitler arasında peptit bağ kuruluyor. Bu sırada her bir bağ için bir molekül sağ açığa çıkıyor. Protein sentezi mRNA üzerindeki bütün kodonlar okununcaya kadar devam ediyor. Ta ki ne zamana kadar? İşlem devam ederken durdurma kodonlarından herhangi bir tanesi gelene kadar protein sentezi devam ediyor. Bu UAA, UAG ve UGA kodonlarından bir tanesi geldiği an protein sentezimiz sona ermiş oluyor arkadaşlar. Bu konumuzu da burada bitirdik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.